Nasılsınız? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. Bir resim alalım. Arkadaşlar buyurun, çiçekte. Hocam buyurun. Evet, evet, evet. Fethi Spor'umuzun teknik heyeti ve futbolcularına hoş geldiniz diyorum. Fethi Anadolu Lisesi olarak inşallah şampiyon olacağız bu yıl. Siz aramızda görmek güzeldi. Öğrencilerimiz adına hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Fethi Anadolu Lisesi'nin güzel öğrencileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Biz bugün buraya takımımızın bir grup oyuncusuyla sizleri ziyarete geldik. Geliş sebebimiz şu: bizler futbol dünyasının içerisinde çalışan insanlarız, görev yapan kişileriz. Şehir takımlarını şehirde yaşayan herkesin desteklemesini istiyoruz. Mutlaka yolda geçen birisine sorsak Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ı tutuyorum der. Ama şehir takımlarını tutmak, kendi memleketlerin takımlarını tutmak çok farklı bir duygu. Çünkü onlarla yaşarsınız. Onlarla birlikte olursunuz. İstediğiniz zaman onlara ulaşabilirsiniz. Mutlaka ülkemizdeki büyük takımları seveceksiniz, takip edeceksiniz. Ama onlara ekrandan ulaşabiliyorsunuz. Zaman zaman yanlarına gitme şansınız var. Ama memleket takımını tutmak çok farklı. Bunu belki içimizde yaşayan birçok kardeşimiz biliyordur. Ve biz sizlerle takımımızın daha fazla birlikte olmasını istiyoruz. Özellikle bu yıl sahada başarılı bir takım var. Ligde başarılı bir takım var. Ve hedefe ulaşmak için koşar adım giden bir takım var. İnşallah bundan sonraki iç saha maçlarımızda sizlerle birlikte çok daha güçlü olmayı planlıyoruz. Çok güzel bir anlamlı bir toplantıydı. Hep birlikte beraber olmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Çünkü şehrimizin büyük takımı, şampiyonlara giden takımı bugün okulumuzu ziyaret etti ve sizlerle beraber şehir takımlarında bu tür ziyaretleri yapıyoruz. Okulların tribünlerde yer alan fanatik öğrencileri oluyor. Mutlaka bizim şu an içimizde de o arkadaşlardan vardır. Çünkü girdiğimiz anda hissettim, fark ettim. Burada bir iki arkadaş salonu ayağa kaldırdı. Hakkınızı kardeşlerimizin oyununa geçirip hediye edin. Adım Emre ve başarınızı görüyoruz. Yani sormak isterim ki ne tür zorluklardan geçtiniz buraya gelirken, bu adımlara gelirken, buralara gelirken? Öncelikle herkese hoş geldin diyorum. Bizim için de burada sizin olmanız gurur verici bir durum. Soruna gelince herkes zorlu bir süreçten geçerek buralara kadar geldi. Şahsım adına 2002 yılında daha 8 yaşındayken 2. sınıfta Trabzonspor'un okullarda yaptığı seçmelerden başladığı bir yolculuk. Bugüne kadar gelen bir süreç. Hani dışarıdan size hoş ve güzel gelebilir. Ama içeride gerçekten mental olarak ve fiziksel olarak çok yorucu bir iş. Hani bugün sizin önünüzdeyiz. Geri geliyor binlerce insanın önünde 11 kişi olarak top oynuyoruz. Ve onun sonucunda insanların bize bir tepkisi oluyor. İyi veya kötü. Bunun iki tarafı da var. Bugün biz burada sizlerin önünüzde mutlu tarafı olarak önünüzdeyiz. Bunun kötü durumu da oluyor. Psikolojik bir savaş aslında.
biz de sizin gibi oralardaydık. Benim çok başarılı bir okul hayatım olmadı. Kafam hep futboldaydı benim. Derslere kendimi çok vermedim. İyi bir örnek değilim bu konuda. Ama hani keşke, şu an Anadolu Lisesi'ndesiniz. Keşke ben de bir Anadolu Lisesi mezunu olabilseydim bugün diyebiliyorum. İşte ama o zamanlar bunun farkında değildik. Futbolu hedefleyen veya futbol oynayan arkadaş varsa içinizde, hani futbol güzel bir meslek ama bence okul tarafına daha da önem vermeniz gerekiyor. Adım Bartu Çatı. Bu sene Fethiyespor önceki senelere göre, ben de aktif olarak tribünden takip ediyorum, daha bir hırsla oynuyor, daha bir kazanma isteğiyle oynuyor. Takımı bu kadar hırslandıran ve kazanmaya teşvik eden şey nedir? Bunu sormak istedim. Siz burada bizimle birlikte bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Sorunun cevabını gelecek olursak da kardeşim şöyle diyebilirim. Burada her şeyden önce bir aile olduk biz takım olarak. Bunun en büyük nedenlerinden birisi bu. Dışarıdayken de içerideyken de saha içinde olsun, gerek saha dışında olsun, hepimizin bir abi kardeşliği, bir aile kavramı oluştuğu için herkes yanındaki arkadaş için bir fazla mücadele ediyor. Bu sayede de gereken sonuçları sağladık, mutlu bir şekilde ayırıyoruz diyebilirim. Öncelikle merhaba, tekrardan hoş geldiniz Foy'a. Bu her sezon bu sezon iyi gidiyoruz, güzel gidiyoruz. 5 maçta yenilmiyoruz, 9 puan öndeyiz. Ama her zaman böyle olmuyor. İşler tersine döndüğünde, tribünlerden veya maç içerisinde aldığınız kötü, olumsuz tepkilerden, bu mental çöküntüden nasıl kurtuluyorsunuz? Hani zamanınızdan, uykunuzdan, özel hayatınızdan feragat edip antrenman yapıyorsunuz. Ama bu 5 maçlık yenilmezlik, 5 maçlık yenilgiye döndüğünde bu tepkinin altından nasıl kalkıyorsunuz? Çok güzel bir soru. Daha önce bu benim başıma geldi. 27 tane resmi maç kazanamayıp son 6 maç 5 galibiyetli beraberlikle kümede kaldığımı biliyorum. Ben bunu sadece mentaliteye görüyorum. Burada böyle bir şey yaşayacağımıza zaten inanmıyorum. Herkes baskının altından kalabilecek, kalkabilecek güçte ve bu mental yapıda ve kazanmayı alışkanlık haline getirmiş bir takım. Daha önceki futbol kariyerinde de öyle. Gerek hocamız, gerek oyuncular bir yerlerde başarılı olmuş. Burada başarı parolası da gelmişiz. Ali Hanım da dediği gibi futbolda iyisi de var, kötüsü de var. Biz her zaman en kötüsünü hazırlayıp en iyisini yaşıyoruz bu yüzden. Dediğin gibi kendimizi hafta içinde her zaman çok iyi hazırlıyoruz hafta sonundaki maça. Ve bunun üstesinden kalkıyoruz. Bu zamana kadar kalktık. Bundan sonra da kalkacağımıza inanıyorum. Böyle devam edecek. Sene başında buraya gelirken şampiyonluğa inanıyor muydunuz? Ne gibi düşünceleriniz var takımla ilgili? Sizleri görünce bunu söyleyemeden geçemeyeceğim. Hani lise günlerimi hatırladım. Böyle çok inanılmaz duygulandım yani. Çok böyle sevinçliyim burada olduğuma dair. Soracağın soruya gelirsek, buraya zaten hocamızın nezdinde seçilmiş insanlar olarak geldik biz. Bu takımı en başında toplandığı zaman zaten şampiyon olunması için gereken insanlar toplandı buraya. Yani şu an aradaki puan farkına da bakacak olursak sanırım bir şeyleri doğru yapıyoruz, bir şeyler yolunda gidiyor. Hani zaten işine saygı gösteren bir insanlar topluluğu var burada. Biz zaten Serhat'ın da dediği gibi aile olmuş bir takımız. Ve işimizi sahaya çıktığımız zaman en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da böyle devam edecek ama dediğim gibi yani buraya zaten yönetim kurulumuz ve hocamızın nezdinde seçilmiş insanlar olarak geldik. Gerçekten Cevdet abi. Öncelikle maça çıkarken motivasyonunu merak ettim ve ayrıca soyadının anlamı da bir tık garip gibi. Öncelikle burada olduğunuz için çok mutluyum. Hepinizin devam eden yönetim hayatında başarılar diliyorum. İlk soruna cevap vereyim ilk önce. Maç çıkmadan önce zaten hepimizin belirli işte totemleri oluyor. İşte benim belirli bir playlistim var, müzik dinliyorum. Maç başlamadan önce kaleye giderken işte belirli okuduğum dualar var kaleye. Onları yapıyorum. Ondan sonra hafta içi sürekli kendimi işte karşılaşabileceğimiz pozisyonlara odaklıyorum. İkinci soruna gelince, şimdi benim soy ismim tam olarak ben de bilmiyorum ama bir nüfus memurunun hatası olmuş olabilir diyorlar. Dedeme sordum, dedem de bilmiyor. Yani böyle tek bir tane var, başka yok. Benim için anlamlı. Yani değiştirmek istemedim ben de o yüzden, başka olmadığı için. Bu şekilde soruluyorlar. Bizler takımdan memnun. Bizler de Apaçiler'den çok memnunuz. Ama bu memnuniyetimizin mükemmel düzeye çıkması için stat kapılarının kapanması
taraftarların dışarıda kalması gerekiyor. İçerinin hınca hınç dolması gerekiyor. Biz o zaman Apaçiler'de çok daha fazla memnun olacağız. Bu mükemmel düzeye çıkacak. İnşallah bu hafta bunun örneğini Apaçiler'in önderliğinde bütün Fethiye gösterecektir. Mesleği okuyacak üniversiteleri kazanırsınız ve o üniversitelerden de mezun olup hayatınıza başarılı bir şekilde devam edersiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu yaşamlar diliyorum. Hep birlikte inşallah bundan sonra Fethiye Spor tribünlerinde, Fethiye Spor'da, Fethiye Spor'la birlikte omuz omuza mücadele etmeye hepinizi davet ediyorum. Teşekkür ederim. Champions! Fethiye! Champions! Fethiye!